İrem Derici'ye dönelim. İrem Derici dün müstakbel kayınpederi ve ailesi, yani Selami Şahin ve ailesi de orada iken, erkek arkadaşı Lider Şahin de orada iken sahneye bir kostümle çıktı. Aman Allah'ım. Yani bilmiyorum, yani MTV ödül gecelerinde falan böyle kostümler giyiliyor mu? Giyiliyor, giyiliyor. Hatta hadi giyilsin de, yani burası bu tip da törenlerde yani de giyiliyordu da kostümde işte çok önemli. Öyle küçük detaylar var ki o küçük detaylar sonra büyüyüp karşımıza böyle çıkıyor ve biz bunu burada konuşmak ve tartışmak durumunda kalıyoruz. Onun için çok eksiklere olan bir durumdu. İzleyelim. Evet, bir saniye, bir dakika şunu söyleyelim. O kostümle sahneye çıktığında oradakiler şaşırdı, ekran başındakiler de şaşırdı. Çünkü ilk şarkılarında mayo benzeri bir şey vardı, ikinci şarkısında bikini ya da iç çamaşırı benzeri bir kostüm vardı üzerinde. Ve tribünde de, koltuklarda da, o salonda Selami Şahin, yani müstakbel kayınpederi oturuyordu. Evet, gelsin Mant. Bircan, bu arada şunu söyleyeyim, o küpendeki saçaklar inanılmaz güzel duruyor. Teşekkür vallahi ederim. Çok hoş görünüyor. Çok teşekkür ederim. Çok fazla olduğu için bir tane taktım. Çok, ikisi çok fazlaydı. Şimdi o da güzel olabilirmiş. Teşekkür ediyorum kibar moderatörüme. Hep güzel motive edersin. Estağfurullah. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben İrem Derici'nin dün gecenin starı olduğunu düşünüyorum. Ödül almadığı halde dün gece birçok popçuya popçuluk nasıl yapılır diye böyle popçuluğu ellerine verdi. Nasıl? Al bak, bu popçuluk. Böyle dedi ki, al bu pop müziği böyle yapılır. Bunu da elinize alın dedi ve eline verdi. Popu çatala taktı diyorsun yani. Efsane. Efsane. Aşık oldum. Vuruldum. Harikasın. Mayo ile çıkmış falan filan. Hiç o gözle bakmıyorum. Dün hadise yapıyor. Zaten hadise her zaman açık. Hadise yapınca bir olsa benzedi diyoruz. Bu yapınca müstakbel kayın var. Hiç öyle bir şey yok. Efsaneydi. Mükemmeldi. Sahne performansı. Sesin zaten tartışmasız. Ödül almamana rağmen bana göre o gecenin tek kazananı İrem Derici'dir. Efsaneydi. Ve ben lideri yakın hani çektiklerinde gözlerindeki gururu gördüm. O kadar gurur duydu ki ya boş versene bikini falan. Gurur duydu. Selami Şahin'e de sahneyi çok iyi bilen bir adam olarak onunla gurur duymak kalıyor bana göre. Bikiniden falan filan hiç konu açılmamalı bence. Mükemmeldi ya. Ama İrem işte Derici show. Burada insanların konuştukları daha çok bu oldu. Biliyorum ama ben fikrimi böyle söylüyorum. Tabii senin fikrin tabii çok, neticede çok seni bağlar. Yani sahne o her şeyi kaldırıyor, biliyor musun? Bunu Türkiye'de, dünyada biri yapsa böyle falan filan yaparız ama. Şimdi Türkiye'de yapınca ama müstakbel. Hayır hayır. Çok güzeldi. Çok dünya standartlarında bir görüntü. Bayıldım. Sahne ise sahne, dansa dans. Bak bazı popçu kadınlar böyle yapıyor. Benim sahne performansım ona 10 basar. Öbürü diyor ki senin sahnen olsa olur, benim sesim var diyor. Bu da diyor ki al sana sahne, al sana ses. Ha, hadi Naş, aynen öyle. Al sana fizik mi diyor? Fizik de efsane. Kim ya? Ben İrem'e bayıldım ya. Çok büyük bir tehlike geliyor. O falan bir sürü kavgalar var ya. Açın abi, İrem geliyor. Açın arayı, İrem geliyor. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Senin söylediğini o zaman bir parantez daha açalım. Mesela Demet Akalın'ın albümü çıktı. Değil mi? Demet Akalın'ın albümü tam çıkacakken o gece ne olduysa Hande Yener'in nişan görüntüleri ortaya çıktı. Tabii. Biliyorsun arada çok ciddi bir rekabet var ve gündemin çok akıllıca Demet'in önüne geçme çabası olarak yorumlandı çok bu da. Çok akıllıca. Hande'nin o hareketi. Çünkü Demet o sırada, biz hep böyle dün gece min gece nişanlandı diye verdik de Demet o sırada MTV ödül törenindeydi. Meğersem daha önce nişanlanmış, tam da Hande diyorum. Tam da Demet'in albümünün çıkacağı günün öncesi arifesinde basına servis edildi o görüntüler. Güzel, akıllıcaymış. Hande'nin nişanı. Akıllıcaymış. Neler dönüyor değil mi? Enteresan. Sen de diyorsun ki İrem, tabii. Sen de diyorsun bir ki İrem. Bir açılın diyorum, bir açılın. İrem şöyle geliyor, bak hadi. Diyorsun. Aynen. Peki o kostümlü, evet o görüntüler gelsin. Şimdi hemen burada tabii işin uzmanı Gülşah Saracoğlu var. Ona dönelim. Gülşah, sen çok böyle marjinalde sayılabilecek kostümler hazırlamana rağmen şaşırdın galiba değil mi? Benim şaşırmam şu yönde. Bir kere sahne performansına, şovuna ve sesine asla laf edemem. Hani laf eden de hakikaten altında başka bir şey arıyordur. Çünkü çok ciddi bir emek var orada, o dansçılarla o senkronu tutturmak. Çok iyiydi. Yani arkadaki o ledlerle bir kere müthiş bir şov yaptı. Her şeyden önce en iyi şarkı mı ne, onları kapşonuyla kapalı bir şekilde kim acaba bu diye başladığında bir tribünde şarkıyı söyledim. Evet, böyle 3-4 şarkı arka arkaya başka arkadaşlarının şarkılarını okudu ve öyle sahneye çıktı. Bir kere müthişti. Üstünden çıkarttı, hatta evet içinde bir mayo. Ben mayoyu şöyle söyleyeyim, proporsiyonuna uygun bulmadım. He. Çünkü
ufak tefek bir kız. Evet, mayo. Ufak tefek bir kız ve onun proporsiyonuna uygun bir mayo yapılmalıydı. Çünkü basenleri aşağıda olan bir kız. Değil mi? Kaldı ki şu mesafesi, yani hatalı bir kılık. Onu söyleyeyim. Güzel mi? Evet, güzel. Görsel şov var mı? Var. Hangi arkadaşım yaptı bilmiyorum. Hakan Akkaya yapmış galiba. Hakan mı yapmış? Hande'nin kıyafetini yapmış olmasın Hakan? Yok, bunu da onu söyledi. Da öyle mi? İrem söyledi. Hakan'ı çok beğenirim. Yani yaptıklarını da çok beğenirim. Ama ben İrem'e yakıştıramadım. Yakıştıramadığım şey şu. Herkes mayo giyiyor. Dediği gibi evet, Hadise de Hadise yapınca. Abi, bu bir Hadise, trend değil. Bunu yıllardır bütün dünya yapıyor. Ajda Pekkan da jartiyerle çıktı. Nükhet Duru da jartiyerle çıktı. Yıllarca herkes mayoyla çıktı. Hande Yener de mayoyla çıktı. Ondan sonra kaldı ki Demet Akalın yıllarca bikiniyle mayoyla klipler çekti. Onun için hani mayoyla çıkmak bir şey değil. Ama mesela oraya baktığın zaman dansçılarla hiçbir uyumu yoktu. Ya dansçılar da opak çorap dediğimiz o siyah çorabı giymeyecekti. Bacaklar çıplak olsaydı o zaman İrem gözümüze batmazdı. Ha, ikinci kılığa geliyorum. Bu kombin ne yaptıkları tamam çok belli ama ya dansçıların daha renkli olması gerekiyordu, o kürk mont, yani onunla ilgili bir sürü sahnede de onlardan olması gerekiyordu. O aşırı gözümüze çıplak geldi ve ikinci kılığında, ikinciye gelelim, ikinci arkadaşlar. Kılığında kullandığı materyaller ucuz duruyordu. Onun için ben hiç sevemedim. O ne? O ikinci giydiğini bikini gibi dedik. Ya biz her çamaşır yerde, gibi dedik. Evet, o altına siyah bir şort. Ondan sonra üstüne bir tane büstiyer. Hazır bir şey. Çok belli. Şort mu o? Şort ondan sonra Brezilya ama değil mi? Brezilya'nın bir şortu. Mesela bak şu gelecek, poz. Hani, ikincisi gelecek. İkincisinin üzerine de konuşalım da. Arkadaşlarımız şu an ayarlamaya çalışıyor. Sarın arkadaşlar. Beklemek zorunda kalmayalım. Sarın biraz. Mesela dansçılar. Bak dansçılar İrem'den daha şık. Evet, bu işte. Mesela buna geldiğimizde de da arkada çirkin. Da arkadaşlarının yani dansçıların aynı bu renkte olması. Zaten bu mont hazır bir mont. Bütün mağazalarda şeylerde hani böyle uygun mağazalarda olan bir mont zaten. Hani burada da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ben beğenemedim. Bu şekilde özensiz geldi bana. Tabii. Hı. Şimdi siz yani, tabii sen teknik anlamda söylüyorsun. Evet, ve teknik öyle. Olarak yorumluyorsunuz ama ben tabii... O da giyse, bir başkası da mesela giyse. Mesela bak şimdi Hakan yapmış böyle diyorsun. Böyle sahneye çıkılır mı? Müstakbel kayınpederi de orada üstelik gibi tabii eleştiriler var. Tabii şimdi o illaki oraya çekilecektir ama mesela Hakan yapmış diyorsunuz. Ben Hakan'ı çok severim, çok da öpüyorum buradan arkadaşım, kusura bakma. Ama eğer bunları da hani senin atölyenden çıktıysa şaşırdım. Çünkü mesela Hande Yener'i de o giydiriyor. Mesela Hande benim için çok şıktı. Hande de genelde böyle giyiniyor değil mi? Evet, ama bak Hande taşıyor. Ve Hande, Lady Gaga style'a. Ama Hande tuhaf durmuyor. Çünkü dansçılar da öyle giyiniyor ya da ona yakın giyiniyor. Burada dansçılarla ilgili çok ciddi bir kombin sorunu var. Onun için de gözümüze çok tırmaladı. Bak mesela üstüne giydiği pelerin müthişti. Diğerleri de öyle olsa diyorsun kamufle olurdu en evet, azından. Evet, bence arada kaybolurdu ve öyle değil. Ve proporsiyonuna kesinlikle uygun değil. Çünkü beli kalın bir kere her şeyden önce. Ve kalça düşük. Ekranda kalça düşük. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ama sahne şovuna, sesine... Tutturduğu senkronu hakikaten şapka çıkartırım. Çok müthişti. Baksana müthişti yani, müthişti. Evet. Bir de İrem Derici'nin tek konuştuğumuz kusuru müstakbel kayınpederinin karşısında açık giyinmek olsun. Orada ne kadar namus timsali var biliyor musun? Kapalı ağzını kadar kapatmış giymiş. Ama geliyor işte orada tabii falan Selam Şahin olunca yani, bunu buraya çekecekler tabii. Normal tabii çekecekler yani. Ama tabii. Ben İrem'in hiç abdestinden şüphesi yok ki. Tek kusurum açık giyinmek olsun ya. Yoksa ben dizime kadar al kapatırım, gelirim. Ağzımı buraya kadar da kapatırım. Böyle de çıkarım. Arkada ne yediğimi Allah bilir. Takiye yaparım. Ondan sonra da veririm ödülü, alırım ödülü falan filan. Inter Milan. İşte o zaman da seni konuşacaklarına İrem'i konuşurlar. İrem'i tebrik ediyorum. Sanatçı sahnede her şeyi kaldırabilir. Teknik anlamda bilemem. Pot vardır, olmamıştır, yakışmamıştır. Onu bilmem. Ben izlerken kadın olarak böyle kaldım yani. Ne yalan söyleyeyim. Nihat söyleyeceğin şeyler yok ya arkadaşlar. Peki tamam söyleyeyim. Nihat bu tip mevzulara zaten çok fazla girmiyor. Şimdi o zaman